Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün karşınızda yeni bir kutu açılımıyla geliyorum. Şu anda elimde görmüş olduğunuz, şöyle ekranda da göstereyim. Longline'ın harici SSD çözümü var. Yerli bir marka. İsmi İngilizce gibi görünse de, ki İngilizce gibi anlaşılmış, böyle tasarlanmış. Ama aslında yerli bir marka var karşımızda. Biliyorsunuz biz daha önce SanDisk'in bir ürünü vardı. Extreme Portable SSD çözümü vardı. Onu da test etmiştik. Onun da video linkini şimdi yukarıdan bir yerlerden size vereceğim. Oradan izlemek isteyen olursa oraya da bakabilir. Neden kutu açılımı yapıyoruz? Biliyorsunuz böyle bir kuralımız var. Sıfır ürün gelirse, yani kutusu açılmamış ürün gelirse, biz de hemen bir kutu açılımı yapıyoruz. SSD'lerden biraz bahsedeyim. Aslında yeni bir teknoloji değil SSD. USB belleklerde kullandığımız teknolojinin biraz daha büyük kapasitesi, çok daha hızlısı ve bilgisayarlarda kullandığımız depolama çözümlerinin bu USB bellek teknolojisiyle birleştirilmiş hali olarak tanımlayabiliriz aslında SSD'yi. Aslında bir nevi depolama çözümü. Uzun yıllardır aslında bilgisayarlarda kullanıyorduk. Hard disklerin yerini yavaş yavaş da almaya başladı. Artık günümüzdeki bilgisayarların birçoğunda, yani belli bir fiyat bareminin üzerindeki bilgisayarların hemen hemen hepsinde SSD disk kullanılıyor. Normal hard disk yavaş yavaş terk edilmeye başlandı. Hard diskli bilgisayarlarda var bu arada, yok değil, ama özellikle böyle performans istiyorsanız, hızlı açılım, Windows hızlı açılsın, dosyalarınızı hızlı erişelim, oyunlarda bir hız olsun istiyorsanız SSD almanız gerekiyor. Son yıllarda SSD fiyatlarının düşmesiyle beraber artık bu tip ürünleri harici disk çözümleri olarak da görmeye başladık. Ha, siz eskiden siz de yapabiliyordunuz. Bir tane kutu alırdınız, SSD içine koyduğunuz zaman harici disk oluyordu zaten. Ama artık daha böyle hani profesyonel, kurumsal ve işte hani o şekilde gelen kutularda karşımıza çıkmaya başladı. Kutunun üzerine bakalım. İşte External Solid State Drive diyor. Premium Edition. USB 3.0 olduğu söyleniyor ve 500 MB'a kadar da okuma hızından bahsediliyor. Şöyle ekrandaki hemen göstermiş olayım. Görüyorsunuz buradaki kutunun üzerinde. Açalım kutumuzu, bakalım ne var. Şöyle üst tarafta şunlardan göstereyim. Şu kısımda böyle bir barkod gibi bir şey koymuşlar. İlk defa bizim açtığımız, belli olsun diye. Üst taraftan açıyoruz. Bu arada altında da var bir tane. Şimdi kutumuzu açtık. Zaten küçük şeyler bunlar, biliyorsunuz. Bu 128 GB'lık bir sürümü. Kutudan ne çıkıyor? Evet, şöyle. Kutunun tamamı bu şekilde. Şurada diskimiz var. Şöyle kutusunu kenara koyayım. Bu da vallahi bir, neredeyse bir telefon pili kadar bir şey, yani öyle söyleyeyim. Şöyle poşetinden de çıkardık. Bu. SSD'miz bu. Şöyle. Şurada daha güzel görünüyor. Işık da parlamasın. Longline SSD yazıyor üzerinde. Şu anda da ekranda. Şöyle parlamayan bir yer bulayım. Evet. Heh. Görüyorsunuz. Bu kadar. SSD'miz bu. Şurada bir USB 3.0 çıkışımız var. Type-C tabii ki. Kablosuna bakalım. Bu kadar bir şey yani. Şöyle ne dese, gömleğin cebi bize koyarsınız. Şu an benim üzerimde kıyafette gömlek cep yok, ama böyle koyarsınız taşıyabileceğiniz çok hafif küçücük bir şey. Şöyle avucumda da göstermiş olayım. Şurada bir şöyle bir şey var, onu da çıkaralım. Şeffaf telefonumuz var. Ha, burada da var. Bunu da çıkardık. Şu kadar bir şey. Zaten biliyorsunuz daha önce yaptığımız bu SanDisk testinde de görmüşsünüzdür. O üründe gerçekten küçüktü. Şöyle bir kutu var. Bembeyaz bir kutu. Üzerinde herhangi bir şey yazmıyor. Burada kabloları var muhtemelen. Çıkartalım bakalım. Ha, aynen aslında SanDisk'te olduğu gibi bir kablo var. Standart bir USB Type-C bir ucu. Şöyle göstereyim. Diğer ucu da USB, standart USB bağlantımız 3.0. Şuradaki mavi renkten anlıyoruz. Eğer bilgisayarınızda varsa bu standart USB'yi Type-C'ye dönüştüren bir adaptör de, şöyle göstermiş olayım, kutusundan çıkıyor. Burada standart Type-A diyoruz buna. USB'sini normal Type-C'ye çeviriyor. Bu aynı zamanda telefona bağlanmak için de kullanılıyor. Yani bu ürünü telefona bağlayarak da kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzun OTG desteği varsa, yani Android telefonlardan bahsediyorum. Şöyle küçücük bir şey, dönüştürücümüz var. Bunu böyle taktığımız zaman şöyle görünüyor. Kablomuz Type-C
normal standart bağlantıyı Type-C'ye çeviriyor. Bu arada bazı bilgisayarlarda Type-C bağlantısı da var. Yani doğrudan bilgisayarın üzerinde de Type-C yuvası var. Öyle de bağlayabilirsin. Mesela benim kullandığım Monster'da var. Doğrudan Type-C'ye bağlıyorsun. Normal USB'ler, 3 tane USB var. Bir de Type-C var. 3 tane USB yormamış oluyorsunuz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle kullanırsınız. İsterseniz doğrudan USB'ye bağlı kullanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz SanDisk'teki ürün iki tarafı da Type-C'ydi. Onda bir tane normal USB'ye dönüştürmek için bir adaptör çıkıyordu kutusundan. Burada öyle yapmamışlar. Bir ucu Type-C, bir ucu normal USB. Eğer Type-C istiyorsanız bir de küçük bir dönüştürücüyle kullanıyorsunuz. Detaylı bir okuma yazma işte performans testi yapacağım. 500 MB'a kadar olduysa biraz böyle sallanıyor yalnız cihaz. Biraz sıkı konusu sanki daha mı yoyulmuş? Bakıyorum şöyle. Bir sallantı var cihazın içinde. Test edeceğiz, bakacağız. Özelliklerini, işte fonksiyonlarını yine YouTube kanalımızda sizlerle paylaşacağız. Longline SSD ile ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa bu videonun altında sorun. Test yaptığımız videoda bu sorularınızın yanıtlarını da vermeye çalışırız. Kanalımıza abonesiniz diye de tahmin ediyorum. Aynı zamanda Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir kutu açılışında karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.